Değerli izleyiciler, iyi akşamlar diliyoruz. Üç Söz başlıyor. Bu bizim üçüncü programımız ve programlarımızda gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin bugünlerde yoğun gündemi içerisinde öne çıkan başlık anayasa değişikliği konusu. Biz de bugün ağırlıklı olarak anayasa nedir, anayasa değişikliğine ilişkin görüşlerimizi burada paylaşacağız. Ben öncelikle anayasaya ilişkin bir tanımla başlamak istiyorum. Bu toplumsal bir sözleşme ve insanlığın belirli evrelerinde farklı şekillerde şekillenmiş belgelere dayalı bir geçmişi var. Sonrasında yazılı anayasalar ortaya çıkmış. Özellikle Peygamber Efendimizin 623 yılında Medine site devleti içerisinde ortaya koyduğu bir Medine vesikası var. Medine'de yaşayan Müslümanlar, Yahudiler ve paganlar, putperestlerin hukuklarını ortaya koyan, birbirleriyle olan ilişkilerini, haklarını ortaya koyan bir vesika, Medine vesikası. Daha sonra 1215 yılında bir Magna Carta var İngiltere'de. Orada kralın birçok hakkını devretmesiyle şekillenen bir Magna Carta, modern anayasaların başlangıcı olarak Batı'da gösterilen bir anlaşma, bir sözleşme. Sonrasında 1789'da ilk Amerika'da ortaya konan yazılı anayasa söz konusu ve Osmanlı da Avrupa'da şekillenen anayasalar bu yasal hareketlerden nasibini alıyor. Ve 1808'de bir senedi ittifak. İstersen Ömer abi buradan başlayalım. Senedi ittifak ile Osmanlı'da ne başlamıştı? Esasen bizde anayasalar, anayasal hareketler diyelim, toplumun talepleriyle ortaya çıkmış değil. Şöyle, 1808 senedi ittifak dediğimiz o bir hukuk metin sayılır mı? Biraz tartışılabilir bir şey belki ama. Yani öyle kabul etsek dahi halkla yönetimin ya da padişahın arasındaki ilişkileri düzenleyen bir metin olmaktan çok padişahla ayan diyebilen, evet, o biraz daha merkeze uzak olan bölgedeki derebeyi tabiri çok uygun mu bilmiyorum ama yani etkili beylerin yetkilerini kabul eden, padişahın yetkisini kısıtlayan, kısmen kısıtlayan, onların da etkinliğini kabul eden bir sözleşme bu senedi ittifak. Dolayısıyla yani tam bir anayasa olarak düşünmek çok mümkün değil. Çünkü anayasa dediğimiz zaman halkla yönetim arasındaki ilişkileri düzene sokan bir metindir anayasa. Bizde anayasalar toplumsal bir taleple ortaya çıkmış değillerken şunu kastediyorum ben. 1876'daki o birinci meşrutiyet döneminde ilan edilen birinci anayasa da aynı şekildedir. Zira yani o dönem bildiğiniz gibi 19. yüzyıl bütünüyle Osmanlı'nın dağılmasının önlenebilmesi çabalarıyla geçmiştir. Özellikle Batı'da eğitim görmüş genç Osmanlılar ya da Jön Türkler diye tabir edilen bu kuşak, Osmanlı'nın o güçlü dönemlerine yeniden nasıl döndürebiliriz, dağılmaktan nasıl kurtarabiliriz konusunda kafa yorarken şöyle düşündüler. Yani biz batılı ülkeler gibi bir reform yaparsak, devlet reformu denebilir buna ya da işte idari reform denilebilir. Fransız ihtilalinden sonra yükselen o milliyetçilik akımlarının etkisinde kalarak daha çok yani Osmanlı özellikle Balkanlar bölümünde kalan topraklarında hızlı bir milliyetçilik isyanları başladı. Özellikle Yunanlılar, Sırplar, Arnavutlar sonrasında Bulgarlar falan. Yani onlar da Avrupalı'nın güçlü ülkeleri tarafından destek görüyorlardı. Genç Osmanlı, bu Jön Türk hareketi, eğer biz Batılılar gibi bir sistem kurarsak, düzeni yeniden tanzim edersek, reform yaparsak, Batılı ülkelerin bu kışkırtmaları sona erer ve yeniden toparlayabiliriz gibi böyle bir düşünce, biraz ham hayal esasında ama böyle bir şeye kapılarak, evet. Yani anayasalı döneme geçme konusunda padişaha baskı yapıldı. Yani o dönemde
Yani bürokratlarla padişah arasında yapılan pazarlıklarla beraber ilk anayasa ilan edilmiştir. Değilse halkın zaten siyasete katılım kanalları çok açık değil. Yani halk evet. O anlamda çok fazla katılımcı bir ortam yok. Dolayısıyla daha çok bürokratlar, yani o genç Osmanlılar dediğimiz, işte Mithat Paşa'nın başını çektiği mesela o bildiğiniz gibi meşrutiyetin ilanında evet. Çok büyük rolü vardır. Ve diğerlerinin, Namık Kemallerin vesaire, Ziya Paşaların falan, onların baskılarıyla, onların talepleriyle, istemleriyle, onların bürokratlar üzerindeki etkinliği sonrasında padişaha yaptıkları baskılarla meşrutiyet ilan edilmiş, anayasa yazılmış ve böylece Batılıların işte müdahalelerinin sona ereceğini, işte azınlıklara müdahalelerinin sona ereceğini düşünmüşler ama gözden kaçırılan herhalde şuydu, Osmanlı bir imparatorluk, yani 72 milletten oluşan bir imparatorluk. Dolayısıyla böylesi bir imparatorlukta etnik milliyetçiliğin körüklendiği bir ortamda bu tarz bir anayasayla ya da meşrutiyetle padişahın yetkilerini kısıtlayarak yetkiyi meclise devrederek, mecliste çünkü her gruptan, her etnik kökenden, her dini cemaatten milletvekilleri vardı meclisin mevzusunda. Dolayısıyla onların yani frenlenmesi ya da işte onların padişah üzerindeki baskılarının sona ermesi mümkün değil. Dolayısıyla işte Abdülhamit de zaten bunu gördüğü için, özellikle bu 93 Harbi sonrasında bildiğiniz gibi meşrutiyeti askıya alıyor. Anayasayı askıya alıyor daha doğrusu. Evet, 2 yıl sonrasında. Ve 1908'e kadar ki dönem yeniden yani o anayasanın askıya alındığı, meşrutiyetin sona erdirildiği bir dönem olarak geliyor. 1908'e gelindiğinde yeniden yani artık o dönemki baskılar yine Batılıların daha çok talepleriyle padişaha yeniden meşrutiyet ilan etmek durumunda bırakılıyor. Yani meşrutiyet ilan edilirse, özgürlüğüne kavuşursa, ki özellikle iddiaçlar burada çok önemlidir. Jön Türklerin devamı olan iddiaçlar çok etkilidir. Yeniden böyle bir sisteme geçilirse hürriyet olacak, artık baskılar sona erecek, devlet kurulacak falan gibi bir düşünce. Bu böyle olmadı maalesef. Ve sonrasında ikinci meşrutiyete yeniden geçtik ki o dönem çok partili dönemdir. Hani biz çoğunlukla evet. Çok partili döneme 1946-50 ile geçildiği şeklinde bir yanlış kanaat vardır kamuoyunda. Oysa o dönem Liberal Parti'den tutun da Sosyalist Parti'ye, Feministine kadar hatta çok sayıda parti kurulmuş. Böyle bir dönemimiz var esasında. Bu şekilde geliyor ta ki yani birinci 1921 Anayasası'na kadar isterseniz evet. Böylece bir bu dönemi toparlamış olalım yani bu şekilde. Evet. 1921 Anayasası tabii Kurtuluş Savaşı'nın yapıldığı dönemde savaşın idare edildiği devlet yapısını ortaya koyan bir meclis anayasası. Aynen. Yani meclis dışında bir yapı yok ve meclisin temel görevi de memleketin kurtarılması, düşman işgalinden kurtarılması. Çok uzun sürmüyor. Savaş bittikten sonra Cumhuriyet ilan ediliyor. 1923'te Cumhuriyet ilan ediliyor ve 1924 gerçek kurucu anayasa yapılıyor. İsterseniz buradan devam edelim Kenan Bey. 1924 Anayasası ile artık Cumhuriyet'in temel organları, devletin şekli ortaya konmuş oluyor. Özellikle Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte zaten devletin hani rejimi, devletin işleyiş şekli belli olduktan sonrasında az önce söylediğiniz gibi 1924 yılında da 24 Anayasası hazırlanmış oldu. Ondan akabinde zaten bir iki defa işte çok partili sisteme geçiş denemeleri falan söz konusu oldu. Evet. Ve 1960 darbesine kadar bu anayasa ile devam edildi. Yani bu anayasada olmayan en belirgin özelliklerden bir tanesi de aslında süreç itibariyle baktığımız zaman bizim Cumhuriyet tarihinde en uzun süre yürürlükte kalan diyebiliriz. Evet. Değişiklik çok, 7 defa falan değişiklik söz konusu olmuş oluyor. Anayasa Mahkemesi'nin bulunmaması özellikle 60 anayasasıyla beraber, 61 anayasasıyla beraber geliyor. Ve özellikle de 1950 Demokrat Parti'nin iktidarı süresince yasaların anayasaya denetleyen herhangi bir unsur olmaması nedeniyle, hani bu süzgeçten geçirilememesi nedeniyle de böyle bir darbe söz konusu olmuştur. 61 anayasasına kadar belki o günün şartlarına göre
Hatta 82 Anayasası'na bakacak olursak birçok hükümlerde çok daha iyi unsurlar da söz konusudur. İlk özellikle 24 Anayasası'nda hani devletin dini İslam'dır ibaresinin çıkarılması, laiklik ibaresinin girilmesi, anayasaya girmesi gibi bir takım değişiklikler söz konusu olmuştur. Özellikle 60 ihtilali sonrasında işte 61 Anayasası'nın hazırlıkları başlıyor. Burada çift meclis, ikili bir meclis söz konusu. Senato, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Senato'dan iki kanattan oluşacak şekilde. Ve 71'de tekrar işte 71 muhtırasıyla beraber tekrar bir şekillenme söz konusu oluyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki işte birazcık özgürlükçü akımların etkisiyle de belki işte kamu güvenliği ve özgürlükler dengesi noktasında bir takım sıkıntılara yol açtığı, işte elbisenin biraz büyük geldiği konusunda bir takım taleplerle 71'de 61 Anayasası 71'den itibaren biraz daha budanıyor. 80 ihtilaline geliyoruz. 80 ihtilali sonrasında da 3 sene bu anayasanın hazırlıkları söz konusu. O döneme baktığımızda da işin esasında tam da halkın hazırladığı, halkın istediği bir anayasa söz konusu değil. 61 anayasası %60 küsürlerle halktan onay almıştı. 82 anayasası öbür taraftan baktığımız zaman 82 anayasasının %91-92 evet. O civarda bir oyla geçmiş olmasına rağmen halktan aslında onay da çok belirgin bir onay da almış değil. Sebep, bir takım sebeplerini de o günleri çocuktuk belki hayal meyal hatırlıyoruz ama mesela anayasa kabul edilmezse 61 anayasasını referanduma giderken neler yapılacağı konusunda bir belirginlik var. Ama 82 anayasasında böyle bir belirginlik... Çocuk değildim mesela. Bu yaşta çok iyi hatırlıyorum. Yani anayasa kabul edilmezse asker iktidarı bırakmaz. Hatta şöyle ifade ediyorlar. Kenan Evren de orada aynı zamanda Cumhurbaşkanı seçilmiş oldu. Evet. O referandumla beraber. İşte eğer evet derseniz biz geliyoruz. Eğer hayır derseniz gidici de değiliz. Değil yine mi? Biz tabir, buradayız. Tabir kullanılır. Evet. Şimdi 82 anayasasında 61 Anayasası'nın bir takım sıkıntıları vesaireleri falan dile getirilerekten hazırlanmış da sonra Kenan Evren'in anılarında falan bahsediliyor mesela. İşte o zaman danışma kurulu oluşturuluyor. Danışma kurulunun hazırlamış o danışma kurulu toplanmaya başladığında bizim anayasa taslağımız zaten 3 aşağı 5 yukarı hazırdı diyorlar. O danışma kurulundan çıkan anayasaya da taslağa da sonradan kendileri de çok fazla. Milli Güvenlik Kurulu da, konseyi de müdahale ediyordu. Maddeler falan ekliyorlar. İşte uzun sürede bir takım değiştirilemez maddeler falan işte uzun onların o döneme ait işte yargılama yapılamaması gibi unsurlar söz konusu. Ve o zaman söyledikleri de şu. Ya bu işte demokrasinin bu ayardaki bir demokrasi elbisesi bize çok büyük geldi. İçinde oynuyoruz. Daha dar bir demokrasi elbisesi giydirilmesi gerekir gibi bir ibare kullanıyorlar. 82 Anayasası'nda da yine çok sayıda değişiklikler söz konusu oluyor. Zannediyorum bir 2000 yılında falan 418-420 milletvekilinin böyle büyük bir katılımıyla en uzlaşmacı, en katılımcı bir değişiklik yapılmış idi. Tabii özellikle 1987'den sonra, 90'lardan sonra işte bir darbe ürünü anayasayla bizim yönetilmememiz gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu halkın temsilcileri daha iyi bir anayasa yapması gerekir diye sürekli tartışma söz konusu Hemen olmuş. Şunu soralım o zaman. Yani darbe ürünü olmayan anayasamız mı vardı? Ya da askerlerin yapmadığı bir anayasamız oldu mu? Askerlerin olmadığı yani 1924'ü, 21'i, 24'ü biraz hariç tutarsak. 21'i yani artık belki savaş anayasası olarak görürsek. Şimdi, 24'te de yine askerler belki meclise gelmişti. Zaten hani o noktadan bakılabilir. Tek partili bir sistem. Halkın yapabildiği bir anayasa olmadı. Bu da işin esasında bizim bir ayıbımız ya da bizim siyasi partilerimizin işte uzlaşma noktasındaki sıkıntılarından kaynaklı bir ayıbımız diyebiliriz. Yani şu anda da mesela bir değişiklik söz konusu. Ciddi bir değişiklik söz konusu özellikle de anayasanın özellikle devlet yönetimine yönelik bir
işte parlamenter sistemden bir başkanlık, işte cumhurbaşkanlığı olarak nitelendiriliyor. Böyle bir sisteme geçişte güç belki ilk defa bu kadar kapsamlı, bu kadar nitelikli bir değişiklik söz konusu olmuş olacak. Bunun temelinde biraz şu var. Yani nerede insan topluluğu varsa orada bir iktidar vardır. Bu iktidar işte mesela bir geleneksel ailede dahi işte bir aile reisi babadır, dededir. Onun bir iktidarı vardır. Ondan evet. sonra o iktidarı bir şekilde paylaşır. Sen sürüye git der, sürüye çobanlık et. Öteki dükkan, ötekine dükkanı aç der vesaire. Herkesin bir alanı vardır. İşin esasında sizin özetlediğiniz kısımda belki bunlar da söylenebilirdi. Zaman içerisinde insanların belki biraz daha küçük gruplar oluşturulması, bazı konulardaki hassasiyetlerin ortaya çıkması neticesinde bu devlet iktidarının biraz kısıtlanması gündeme geliyor. Gündeme geldiğinde de en son işte üç parçaya ayrılıyor. Diyor ki işte yürütme, yasama, yargı. Bu üç unsurun birbirinden ayrılması gerekir. Hani bunun keskin bir ayrımın olduğu başkanlık sistemleri, tam ayrılığı, yani güçler ayrılığı denilen bir sistem. Öbür taraftan belki bizim 24 anayasamızda biraz da güçler birliğine yakın bir şey söz konusu ki orada zaten mesela yasamayla yürütme çok iç içe. Yani bugünkü evet. bugünkü parlamenter sistemden de çok fazla iç içe pozisyonda. Başkanlık sistemine doğru bir geçişte şimdi daha hızlı karar vermeyi uygun kılması vesairenin sebeplerinden dolayı da bu tarz bir yönetim özellikle Özal'dan, Demirel'den başlamak üzere bizim merkez sağda bulunan liderlerin sıkça bunu dile getirmiştir. Türkeş'te, Erbakan da aynı zamanda bu başkanlık sistemine, tabii hepsinin başkanlık sistemine yönelik bir yeşil ışık yakması, zaman zaman gündeme getirmesi söz konusudur. İşin esasında gönül ister ki normal bir zamanda, belki bu özellikle 2011 seçimleri sonrasıydı yanılmıyorsam, anayasa taahhüdünde bulunuldu. Her dört partiden ikişer tane temsilci, ikişer tane milletvekili bir komisyon kurdular evet. ve sanıyorum 60'a yakın bir maddede değişiklik evet. yapıldıydı. Gönül ister ki A'dan Z'ye bu maddelere bütün maddeleri kapsayacak şekilde artık 82 anayasası değil de 2016, 2017, 2018 anayasasını yürürlüğe koymak. Yani burada insanların farklı taleplerde bulunması, farklı sistemleri benimsemesi de son derece doğal. Bugün mesela işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamenter sistemi savunması son derece doğaldır. Onun doğal olduğu kadar diğer MHP'nin, AK Parti'nin de başkanlık sistemiyle Türkiye'nin yönetilmesi son derece doğaldır, daha güzel olur demesi doğaldır. Ama bunlar tartışılırken uygun bir zemin oluşması gerekiyor. Nedir? İşte efendim şu an anayasa görüşmeleri sırasında işte bir bakıyorsunuz birileri istiyor, birileri karşı çıkıyor. Evet. Şimdi yapılması gereken nedir? Karşı çıkan açısından baktığımız zaman orada konuşup diğer milletvekillerini ikna etmeye çalışması ve oradan bu konudaki talebin reddedilmesi işin esasında. Öbür tarafın yapması gereken nedir? İkna edip geçmesidir. Ondan sonra halka gider. Halka gittiğinde, referandum başladığında da gider halka anlatır partiler. Halk ne derse de orada biter. Ama genelde böyle olmuyor. Biraz herkes, özellikle de Cumhuriyet tarihi boyunca birileri devletin, kendilerini devletin gerçek sahibi olarak gördüler. Yani bu noktada bir hikaye var. Ondan bahsetmek isterim. İşte aslan, tilki, kurt, çakal. Böyle bir dörtlü oluşturup bundan sonra ne tür bir av elde edersek bunu paylaşalım diyorlar. Neyse kurt, çakal, tilki gidiyorlar bir tane birlikte bir geyik avlıyorlar. Aslan bunların kralı. Ondan sonra geyiği getiriyorlar. İşte kral sensin paylaştır diyerekten. Evet. Aslan diyor ki dört kişi olduğumuza göre dörde bölmemiz lazım diyor. Onlar da kafasında evet manasında sallıyorlar. Şimdi diyor birinci parça diyor. Ben kralınız olduğuma göre bana aittir diyor. Onlar yine kafayı sallıyorlar. İkinci parça diyor, hukuken zaten bana düşendir diyor. Yani dörtte bir bana düşmesi gerekir. Üçüncü parça diyor, işte içinizde en yiğit, en kahraman benim diyor. O da benim diyor. Kılıç hakkı. Dördüncü diyor, şimdi ona bir şey bulamayınca biraz hevesleniyorlar. Yani dördüncüyü de siz yiyin diyecek gibi.
Vallahi diyor, dördüncüye de kim dokunursa boğazlarım diyor. Yani şimdi hepsi benim olsun algısıyla oluşturulunca, bu şekilde bir düşünce söz konusu olunca da hiçbir şekilde uzlaşma kültürü de gelişemiyor. Şimdi sadece işte efendim benim oyum yetmiyor ama bu böyle olmamalı. O zaman nasıl olacak bu? Anayasanın, şu an değiştirdiğin anayasanın veya yönetimin dayanmış olduğu, yasama organının çalıştığı kurallara göre anayasanın bir değiştirilme şekli var. Ona göre geliyor, milletvekilleri ona göre oy veriyor. Referandum durumu çıkıyorsa referanduma gidiyor, halk da kabul ediyor. Yani bunu halk reddedebilir de, kabul de edebilir. O zaman nasıl yapılacak? Evet. Sadece senin kabul etmeni mi bekleyecekler? Şimdi bu şekilde bir bakış açısı aksiyoner, reaksiyoner bir hal almaya başlıyor. Yani etki tepki meselesini beraberinde getiriyor ve aslında hani futbolda kullanırlar yeşil sahalarda görmek istemediğimiz görüntüler diye. Aslında mecliste de belki görmek istemediğimiz görüntüler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani inşallah bundan sonraki süreçte de ikinci aşamasında da oylamalarda da o tarz görüntülerde söz konusu olmaz. Halkın evet. önüne gider. Halk ne derse odur diyelim. Evet, bahsettiğiniz Türkiye'de başkanlık sistemini de getiren liderler çoğunlukla sağ liderler. Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Turgut Özal, Muhsin Yazıcıoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan. Hatta Süleyman Demirel'in de bir Süleyman Demirel de Cumhurbaşkanı yani. Seçildikten bir süre sonra Türkiye başkanlık sistemine geçmeli diye bir çıkışta bulunmuştu. Ama soldan böyle bir talep gelmiyor. Sebep ne? Yani başkanlık sistemine geçildiği zaman solun hangi temel endişesi ortaya çıkıyor ki sol Türkiye'de başkanlık sistemi istemiyor? Sol ya da Türkiye'de kendine sol adını veren evet, kesim. O kesimin diyelim, tamamı için söylüyoruz. Evet, yani esasında Türkiye'deki solun bir kısmını ayrıca olursak büyük ana omurganın ne kadar sol olduğu tartışılır yani. O ayrı bir konu. Ama başkanlık sistemine neden karşılar, neden sağcı liderler tarafı olmuş? 1950 sonrasında zaten solun tek başına iktidar olduğu hiç vaki değil. Yani tamamen sağ partiler işte Demokrat Parti, Adalet Partisi sonrasında işte koalisyonlar, o Milliyetçi Cephe Hükümetleri sonrasında Anavatan ve AK Parti tamamen sağ parti liderlerin partilerinden oluşmaktadır. Bunların tamamı bu sistemin yani parlamenter sistemin ya da başbakanlık modelinin bir noktada kriz üreten bir sistem olduğunu yaşayarak görmüş insanlar. Oysa solun böyle bir deneyimi yok. Bir de sol diye adlandırdığımız kesimin biraz Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne daha çok böyle vesayetçi diye tabir edilen bir zümre, yani elitist bir zümre olduğunu söylesek herhalde çok abartı olmaz. Yani Cumhuriyet'in kurucusu biziz, dolayısıyla sistemin asıl sahipleri biziz, bizim izin vermediğimiz herhangi bir sistem uygulanamaz düşüncesi sol adı verilen ya da işte CHP'nin temsil ettiği bir söylem ya da ifade ettiği bir söylem. Esasen başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle bu vesayetin sona ereceğini çok iyi biliyorlar. Yani 1921 anayasasını tarafa bırakırsak ki o dediğiniz gibi özel şartlarda evet. yani savaş şartlarında yapılmış bir anayasa ve çok kısa sürmüştür. Olağanüstü dönemde özgürlükçü de anayasa odur esasında. Sonrasındaki bütün anayasa, 24 anayasa bunun dahildir. 60-80 anayasası ve yapılan değişikliklerin tamamı daha çok böyle bir zümrenin, o elitist zümrenin talepleri doğrultusunda yapılmış anayasadır. Askerler tarafından yapılan. 24 de buna dahildir çünkü 24'teki anayasa 1923'te yapılan o meclis darbesiyle adeta atama şeklinde gerçekleşen meclisin yaptığı bir anayasadır. 60 zaten söylemeye gerek yok. Askerlerin yaptığı anayasa, 80 hakeza. Ama bu anayasaların tamamında böyle bir şey var. Yani sistem belli bir zümrenin elinden çıkmasın. Her ne kadar seçimlerde iktidar kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, devlet iktidarını biz elimize tutalım diyen bir zümrenin sahiplendiği bir sistem. Oysa başkanlık sistemine geçilmesi durumunda
Yani halkın doğrudan seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanının ağırlıkta olduğu, yetkili olduğu bir sisteme geçilmesi durumunda bu statükocu, bu geçmişteki o vesayetçi düzenin nimetlerinden, imkanlarından faydalanan imtiyazlı zümrenin tekrar bu imkanlara kavuşamayacak bir kaygısı var, bir endişesi var. Dolayısıyla sürekli buna şiddetle karşı, ne zaman dile gelmişse bu, ta Özal zamanın çok iyi hatırlıyor, ondan öncesinde mutlaka vardı, Milli Nizam'ın dahi parti programında yer alan bir şey bu başkanlık. Sürekli sağ partilerin bu başkanlık taleplerine sol parti ya da CHP'nin temsil ettiği grup şiddetle karşı çıkmıştır. Oysa parlamenter sisteminin ya da başbakanlık sisteminin tarafsız bir gözle bakıldığı zaman, yani fanatik bir tarafgirlik yapmayan herkesin görebileceği şekilde kriz üreten bir sistem olduğu çok rahat görülebilir. Türkiye'nin sıçrama yaptığı dönemler belli. Yani 1950-60 arası işte Demokrat Parti dönemindedir. Türkiye'de 65 tane hükümet iş başına gelmiş. Yani? Amerika Birleşik Devletleri 241 yıllık tarihi var. 45. başkanı. Hı hı. İşte 90 küsur yılda. 65 hükümetimiz, evet, olmuş. İşin özeti herhalde burada. Aynen bu. Mesela 50-60 arası Türkiye'nin adeta böyle sıçrama yaptığı dönem. 65-70 arası yine Süleyman Demirel'in tek başına iktidar olduğu dönemdir. Sonra 83 ya da 84'ten 89'a da Turgut Özal'ın dönemidir. Ve 2002'den sonraki dönemdir. Onun dışındaki o ara dönemlere baktığımız zaman mesela 61 ile 65 arasında 6 tane hükümet gelmiş. 4-5 yılda 6 evet. hükümet. 71 ile 80 arasında 11 tane hükümet. Yani neredeyse bir yıla bir hükümet düşüyor ki. Yani bir yılda bir hükümet hangi planı, hangi nasıl projeyi kurulur? Hayata geçirir? Toplamda yani 17 ay falan düşüyor yani zaten. Enteresan yani enteresan şey. Toplamda öyle ama 17 ay, 1,5 sene. Bu ara dönemlere baktığınız zaman inanılmaz bir şey. Bir yıl bile düşmüyor bir evet. şeye. Yine 90... bundan siyasilerin bir kaygı duyması gerekmiyor. Kesinlikle bu yani. Bu siyasilerin bir mesele olmamalı. Bunun üzerine düşünüp bir çözüm üretmek, evet, yani sağıyla soruyla kesinlikle Türkiye'nin geleceğini düşünen bütün siyasilerin bu tabloya bakarak bir önerisinin olması gerekmiyor, evet, mu? Mutlaka yanlış yani. Bu sistem yanlış. Yani 17 ay ortalaması bir hükümet ortalamasıyla devam eden bir sistemin Türkiye'yi ileri hedeflere taşımasının mümkün olmayacağı bu kadar yani aşikar. Başkanlığa yani karşı olabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olabilirsiniz ama mevcut sistemi savunmak hakikaten imkansız bir şey. Yani bu sistem şimdi 16 yıldır, 15 yıldır, 15 yıldır değil mi? 15 yıldır güçlü bir iktidar var. İşte 7 Haziran seçimlerinde gördük ki krizin eşiğinden döndük esasında. Eğer güçlü, dirayetli bir cumhurbaşkanı olmamış olsaydı yeniden koalisyon döneme geçiyorduk. Yani yarın tekrar o döneme geçilmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Hiçbir garantisi yok bu sistemde. Yani tek başına hükümetler bir yerde yoruluyorlar, bir yerde yıpranıyorlar, bir yerde güç sarhoşluğuna kapılıyorlar filan, yanlışlar yapmaya başlıyor. Sonrasında seçime gidilmesi durumunda tek başına bir iktidar çıkmıyor. Ondan sonra sanki o tek başına büyük güçlü bir partinin yaptığı icraatları ya da kazanımlarını o koalisyonlu dönemlerde tüketmeye başlıyoruz. Evet. 70 sente muhtaç hale geliyoruz. İşte Lüksemburg'un kapısında beklediğimiz günleri ben çok hatırlıyorum. Yani 1 milyon dolar için, yani o 70'li yılların sonunda. Böyle evet. bir Türkiye sonrasında işte Özal'la beraber toparlanıyor. 91 ile 2002 arasında yeniden bir kriz dönemi. Şimdi yeniden bir toparlanma dönemi. Dolayısıyla yani hakikaten yani böyle fanatik bir tarafkirliğin dışında objektif bakan, adalet duygusunu yitirmemiş bir insanın bu tabloyu görmemesi imkansız bir şey. Hangi partiden olursa olsun. Bu nedenle yani başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı sistemi neyse çok önemli değil. Bu Türkiye'nin herhalde mevcut yakalamış olduğu bu trendi sürdürmesi için elzem gibi görünüyor. Yani en azından şu, koalisyonlar dönemini sona erdireceği kesin. Kesin. Bu sistemin. Kesin. Daha da önemli bir şey daha var. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle beraber iki tane seçilmiş başkan var şu anda. Yani Başbakan Binali Yıldırım dediği gibi iki kaptan gemiyi batırır dedi geçenlerde. Hakikaten şu anda yani bu sistemde iki tane seçilmiş güçlü liderin yani Davutoğlu olsun, Binali Yıldırım olsun, bunlar dava adamları olduğu için katlandılar birbirlerine Cumhurbaşkanı'na değilse. Tarhan Erdem öyle demişti hatırlarsanız.
Bilal Erdoğan başbakanlık koltuğuna otursa kavga çıkmaması mümkün değildi lan diye. Evet. Böyle bir sistem yani. Kriz kapıda her an. Ama büyük fedakarlıklarla Ahmet Davutoğlu da Binali Yıldırım da işi götürdüler. Dolayısıyla yani kaçınılmaz bir şey. Bundan dönüşü mümkün değil Türkiye'nin. Aksi halde kriz kapıda, Allah korusun. Yani herhalde burada temel yanlış şu. Siyasilerin temel bu konudaki temel yanlışı şu. İktidara devlet gücünün ve imkanlarının paylaşılması olarak bakılırsa, koalisyon olursa benim işte temsil ettiğim kesim de işte %3'lük, 5'lik, 10'luk, 15'lik neyse kesim de devlet gücü ve imkanlarından istifade eder şeklinde. Peki bu topluma nasıl yansır? Bu arayış, yani koalisyonun bir şekilde bir parçası olma arayışı topluma, devlete, millete nasıl yansır? İşte bunların faturalarını biz krizlerde gördük. 2001, bütün ekonomik 2001, krizler 2001 koalisyonların olduğu gördük. Dönemlerde çıktı. Evet. Bütün ekonomik krizler. Evet. Yani biz 90'ları hatırlıyoruz, yaşadık. 2000'in o başlarındaki o kriz dönemlerini yaşadık. Ve koalisyonların o dönemdeki negatif performansını gördük. Ülkeye maliyetini, kaç yıl geriye götürdüğünü, ekonomiyi ne hale soktuğunu gördük ve bu millet çok şey kaybetti. Bu ülke o dönemlerde gerçekten çok şey kaybetti. Kaybettiğimiz sadece ekonomi de değil, sosyal barış da bozuluyor o dönemlerde. Bahsettiğiniz 70'li yıllardaki o koalisyon dönemlerinde hemen hemen her yıl bir hükümetin değiştiği o dönemlerde toplumda sosyal barış diye bir şey kalmadı. Darbe olgunlaşıyor. Darbe şartları olgunlaşıyor. Darbe şartları olgunlaşıyor evet. Ve asıl bu kendini bu devletin sahibi olarak görenlere sürekli meydan hazırlanmış oluyor maalesef. Evet, koalisyonların Türkiye'ye kaybettirdiklerini konuştuk. İsterseniz sürekli halka gitmek birilerini rahatsız ediyor. Yani bir düşünce tarzı olarak veya belli bir kesimi kastederek söylemiyorum. Yani kendini liberal olarak ifade eden insanlarda da aynı şey var. Bu bahsettiğiniz elitlerin halka güvenmemesi anlamına geliyor. O zaman demokrasi, cumhuriyet bu gibi kavramları kökten tartışmamız gerekiyor. Bu insanların kafasındaki bu kavramları kökten tartışmamız gerekiyor. Hani işte 1982 Anayasası'na konan işte egemenliği halk işte belli organlar vasıtasıyla kullanılır falan hikayesi. Onun ne anlama geldiğini biz yaşayıp gördük yani. Yani YÖK Başkanı'nın başbakana kafa tuttuğu zamanlarda gördük. Yaşamadan ama göremedik onu, anlamadık yalnız. Ne anlama geldiğini yaşamadan anlamadık yani. Yani. Yaşayınca gördük yani. Yani öyle tek başıma iktidar oldum diye her şeyi yapamazsınız. Yani dedikleri zaman ancak biz ayıktık hakikaten. Devletin organları var dediler. Evet, evet. Biz ne dersek vesayet o olur. Vesayet. Yani siz köye yol yapabilirsiniz ama işte sistemle ilgili bir mevzu söz konusu olduğu zaman o konuda söz söyleme hakkı anayasal olarak bizim yani dediler. Seçilmişlerin iştigal alanı ya da çalışma alanı belediyecilik alanları olsun. Şimdi burada biraz da şundan kaynaklı. Evet. Şimdi anayasa yapılırken yani belli bir uzlaşma ürünü olmayınca, yani uzlaşmadan kastımız işte %80'inin evet demesi, %100'ünün demesi değil de en azından halkın temsilcileri tarafından yapılması, darbe ürünü olmaması. Evet. Şimdi o şekilde bir şey yapıldığı zaman onda değişiklik yapılırken de bu sefer demokratik kültür oturuyor. Bir eleştirinin doğal olduğu, hatta hak değil ödev olduğu, İşte içtenlikli olması gerektiği, işte şahsı değil de bir konuyu tartışılırken fikrin üzerinde konuşulması gerekir, şahsı hedef almaması gerekir gibi eleştirinin kapsamı kültür olarak oturuyor şahıslara. Ondan sonra bütün değişiklikler de normal hale geliyor. Şimdi bizde bir kere tamam iktidar olma sorunu yok diyelim. Yani iktidar geldi mi bir şey yapıyor. Çünkü yapabilecek durumda. Muhalefetin görevi nedir? Muhalefet bir şey yapacak durumda değil. Eleştiri yönelecek, yani bir şey yapacak derken iktidar gibi değil ama ortaya da bir şeyler koyması gerekiyor. Şimdi bunu koyarken şöyle bir şey oluşuyor. Sen ne yaparsan ben onun karşısındayım. Öyle hali alıyor ki bugün şurası mıydı burası mıydı denge noktasına gelse de birdenbire iktidar partisi dese ki ya ben parlamenter sistemi istiyorum dese reaksiyoner olaraktan yok ben başkanlık sistemi istiyorum noktasına doğru gidecek. Evet.
Şimdi sadece etki tepkiden oluşan bir şey. Sen beyazı beyaz olsun diyorsan ben siyah olmasını istiyorum gibi bir algı içerisinde olunca bu sefer bir ortak nokta üretemiyorsunuz. Şimdi mesela solun vesairenin veya soldaki parti liderlerinin bunu neden kabul etmediğini falan değindik ya orada. Bence çok bilinçli bir şey söz konusu değil. Sadece karşı olmanın ötesinde. Şu anda nedir? Ya başkanlık sistemi geldiği zaman başkan işte Tayyip Erdoğan olacak. Tayyip Erdoğan'a karşı bir oluşmuş bir tepki söz konusu kendileri açısından. Sizin tepki duyduğunuzdan daha çok da seven var. Daha evet. çok da seven halk var. Yani onu dikkate almıyorlar. Şimdi böyle bir yapı içerisinde de bu sefer bir bakıyorsunuz yeni bir şey üreyemiyor ve başkanlık sistemini istemedikleri gibi üretirken parlamenter sistemin daha iyi çalışabileceğine noktasında bir katkıları da söz konusu olmuyor. Parlamenter sistem iyi deniyor. İyiyse o zaman parlamenter sistem 15 senedir vardır. Muhalefetinizde siz ne kadar katkı sağladınız bu süreç içerisinde? Ya öyle şeyler yaşadık ki yani şimdi arka arkaya sıralayacak olsak çok anormal şeyler olur. Sen 362 tane miydi? 362 tane milletvekili çıkartıyor. Parti genel başkanı milletvekili olamıyor. Evet. Öbür taraftan iktidar partisi 350'lerde miydi neydi milletvekili sayısı sen kapatma davası açıyorsun. Evet. Eşinin başı örtülü diye cumhurbaşkanı olamazsın. 411 el kaosa kalkıyor. Ondan sonra evet orada da yine öyle vardı. 367 meselesi rezaleti. Eş, o doğurdu yani zaten. Bu yani kadar bu cumhurbaşkanını halk seçmesini evet. de o kriz doğurdu sonuçta. Şimdi sen gidiyorsun izlenmiş o yol izlenmiş. Şimdi genel mantığına bakın. Hukuk biraz da mantalite işidir. Yani hakimi vesairesi de herhangi bir kural yoksa işte kanun koyucu olsaydı nasıl kural koyacaksa ona göre bir hüküm üretir. Evet. Şimdi ne demiş? Birinci turda diyor ki 3'te 2 çoğunluk. Sanıyorum ikinci turda da yine öyleydi. Belki yanlış hatırlayabilirim. Üçüncü turdan itibaren de salt çoğunlukla seçilir diyor. Evet. Şimdi niye? İşin esasında o gün için darbeciler de hazırlasa o yasayı demişler ki ya birinci de ikinci de biz bunu zorlayalım ama üçüncü de dördüncü de artık geçsin. Biz buradan bir çıkmaza girmesin, problem doğmasın, tıkanmasın. Salt çoğunlukla seçesin diyor. Salt çoğunlukla olan bir yerde sen halen tutup da işte efendim 3'te 2 ile toplanman gerekir gibi bir rezalet ortaya koyarsan hele hele de Anayasa Mahkemesi de tutar buna işte buna çanak tutarsa vesayetin kurumlarını ondan sonra vesayet bu şekilde ortaya çıkmış oluyor ve işin esasında 82 Anayasası'yla nasıl düşünülmüş? Şimdi denilmiş ki arkadaş yönetim olarak da zaten başlangıcında belli partilere müsaade ediliyor. Özal'ın falan seçileceğini falan düşünmüyorlar. Yani diyorlar ki biz istersek işte sattırmam efendim sattırmam, yaptırmam efendim yaptırmam. Evet. Yani niye yapılacağını ikna, siyaset biraz da ikna etme sanatıdır. İkna etmek yerine sattırmam efendim, yaptırmam efendim, işte şu değişikliği yaptırmam falan gibisinden. Şimdi 82 Anayasası'nda Cumhurbaşkanı en üstte duruyor. İşte Danıştay Başkanı'na atıyor, Yargıtay Başkanı'na atıyor. İşte efendim bütün şeylere etkisi var. Orada sorumsuzluk var ama yetkisi de çok fazla anormal şekilde. Şimdi Cumhurbaşkanı'na da 3'te 2 ile falan seçilirse de zaten hani bu çizgide birileri seçilir. Özellikle 80 öncesi gibi düşün diyor. Şimdi diyor ki halk yanılır da ola ki diyor kendi kendinin temsilcilerini seçerse diyor ben bunu işte Anayasa Mahkemesi'yle durdururum, YSK'yla durdururum, işte efendim Danıştay'la durdururum, bilmem neyle durdururum şeklinde bir vesayet sistemi oluşturulmuş. Bu vesayet sisteminde sıkıntıları bugün kalkmak üzere inşallah kalkar. Diyoruz ve kısa bir reklam arasından sonra başkanlık sistemini konuşmaya devam edeceğiz.